Merhaba arkadaşlar, Python programlama birinci dersine hoş geldiniz. Bölüm 1'e hoş geldiniz. Bugün kısaca variable'lara bakacağız. Print fonksiyonu, len fonksiyonuna, lower and upper metodlarına bakacağız. Kısaca değineceğiz. Python programlama dili nedir? Ne yapılır? Ne edilir gibi bir sürü sorular soracaksınızdır. Bunun için internette yeterince kaynak var. Biz çok işin o kısmına bakmayacağız. Sadece Python programlamaya bakacağız. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım Python programlamayı. Ara ara derslerin aralarına egzersizler yapalım. Eğer devam edersek Network Python Network programlama da yaparız bir sonraki video serilerimizde. Python nasıl okunur? Python ya da Python, bundan hiçbir önemi yok. Hiç önemli değil. Önemli olan yazdığınız koddur. Kodun temiz kod oluşudur. Geri kalanlar Python diyebilir, Python diyebilir veya başka bir şey diyebilir. Ben Python diyebiliyorum. Şimdiye kadar Python dediğim için de dayak yemedim. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. Umarım dış ses gelmiyordur. Apartmandaki dış sesler gelmiyordur. Evet, hemen bir Python'a bir giriş yapalım. Hemen C mantığıyla, Java mantığıyla giriyoruz. En azından bir dil biliyorsunuz diye kabul edip başlayalım. Hemen şöyle bir variable tanımlayalım. Kitaplar diyelim. Tek tırnak içinde. Orhan diyelim. Evet. Kitap var. Hemen şurada yine tek tırnakta pamuk diyelim. Şu ikisinin farkı, bunu gösterme amacım üstteki kitapların baş harfi büyük, aşağıdakinin küçük. Bu iki variable birbirinden farklıdır. Print fonksiyonu nasıl gösteriyor? Print'te şunu print edelim. Print fonksiyonunda kitaplar ve bunu bir kopyalayalım. Evet. İkincinde baş harfi küçük. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Bunu kaydedip, ders 1'e kaydedip çalıştıralım. Ders 1. Orhan Pamuk. Baş harflerinden dolayı variable'lar birbirinden farklıdır. Bunu göstermek için yazdım. Print bu şekilde yazılıyor. Diğer dillerde çok şey yok. Farkı yok. Len fonksiyonuna gelelim. Len yazdığımız string'in, yani len fonksiyonu buradaki karakter sayısını alıyor. Len fonksiyonuna şöyle bir giriş yapmış olalım. Bunlar daha Python'un çok çok başı, temel şeyler. Geri kalan bir sürü saçmalık vardır. Yani atladığımız şeyler daha sonraki profesyonel kod yazarken karşımıza çıkacak. Orada da anlatmış olalım. Şimdi slash nedir veya işte süslü parantez neden kullanılıyor falan gibi mantığa girmeden kitabın en başından başlayalım. Bir printle bir çıktı alalım. Aldık çıktıyı. Şimdi len fonksiyonu. Len fonksiyonu dediğim gibi karakter sayısını veriyor. Buna hemen örnek verelim. Kitap uzunluk diyelim. Bu variable eşittir. Burada tanımladım variable'ı. Şimdi bu kitapların uzunluğuna bakacağım. Bunu da len fonksiyonuyla şu şekilde yaparım.
len diyorum. Açıyorum parantezi. Kitaplar. Şu len fonksiyonu sayesinde kitaplardaki Orhan'ın 5 karakter olduğunu sonucunu verecektir bize. Çalıştıralım. Vermeyecektir çünkü output'unu istemedik. Şimdi output'unu isteyelim. Evet. 5 sonucunu verdi. Gördüğünüz gibi kitaplar 5 harf. Evet. Len fonksiyonu şu şekilde de yazabiliriz. Print len kitaplar. Evet. Print fonksiyonu içinde de len'i kullanabiliriz. Kaydedip çalıştıralım. Evet. İkinci çıktı. Burası. Len fonksiyonu bu kadar. Yani bu yazdığınız bir kelime de ya da bir cümlede çok önemi olmayabilir ama yazdığımız yani kullanıcıdan aldığımız bir metindeki karakter sayısı ya da soket programlamada o bize karakter sayısı lazım olacaktır. İhtiyaç duyacağız ona. Hemen şeye başlayalım. Bir lower ve upper'a bakalım. Lower ve upper. Lower ve upper nedir? Lower stilindeki karakterleri küçük harfle, upper büyük harfle gösteriyor. Buna bir basit örnek verelim. Yukarıdaki Orhan'ın baş harfi büyük. Şimdi onu pardon kitap da diyelim. Evet, aşağıdaki kitapları kullanalım. Evet. Upper diyelim. Evet. Çalıştıralım. Aşağıdaki kitapları çalıştıralım. Gördüğünüz gibi upper'la buradaki bütün harfleri büyük yaptı. Yine aynı şekilde lower'u kullanalım. Hemen lower diyelim. Lower diyelim. Evet. Lower pamu tamamen küçük harfle gösterecektir. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi pamu küçük harfle gösterdi. Print fonksiyonunda artı yani plus'ı kullanıyorduk diğer dillerde. Burada da böyle bir plus'ı kullanarak bir lower, upper yaparak bir deneyelim. Hemen şöyle print diyelim. Adı diyelim. Pardon. Artı. Burada şöyle iki artılar şuraya bir boşluk bırakalım. Adı artı adı Orhan. Yani kitaplar nokta. Bunu küçük harfle gösterelim. Evet. Şurada ayıralım. Şurası boşluk. Artı yani artı demek print'teki yani birden fazla print'in hepsini bir tarafta toplayıp artı artıyla printleri yazdıralım. Kitaplar sonra artı koyalım. Hemen bir boşluk daha koyalım. Bir daha artı. İkinci yazdırmak istediğim print fonksiyonun içine ne yazacaktık? Soyadı diyelim. Evet. Hemen buraya da pardon. Buraya da bir boşluk daha bırakalım. Boşluk
Aşağıdaki kitaplar. Soyadı Pamuk. Aşağıdaki kitaplar. Küçük harfli kitaplar. Evet. No. Bunu upper yapacaktık. Yani aşağıdakini büyük harfle yazdıracaktık. Adı Orhan, soyadı Pamuk çıktısını verecektir. Adı küçük harflerle, soyadı büyük harflerle. Adı Orhan, soyadı Pamuk. Evet. Bir daha üstten geçmek gerekirse burada hemen pozitif kullandık, artı kullandık. Artı iki print fonksiyonunu tek yerde yazdırır. Yukarıda deneyelim. Şöyle aşağıda deneyelim. Yukarıdakini birleştirmek istersek, yani iki tane print fonksiyonuna şu artı ile silelim. Evet. Artı ile şu ikisini birleştirmiş olacağız. İki tane print'i. Pamuk Orhan. Gördüğünüz gibi kitaplar küçük harfli olan, Pamuk büyük harfli olan. Ha pardon. Büyük harfle Pamuk, küçük harfle Pamuk birleştirdim. Evet. O da çok bakmıyorum ama. Bunu şöyle de yapabilirdik. Şöyle. Bir daha çalıştıralım. Pamuk Orhan. Ya da şuraya hemen ikinci variable karışmasın. Adı diyelim. Soyadı diyelim. Adı. Soyadı. Hemen çalıştıralım. Orhan Pamuk. Buraya iyi görünmesi için tekrarların içinde açalım bir defa. Tekrarların içini bir defa açınca bir boşluk bırakacak. Orhan Pamuk. Gördüğünüz gibi. Orhan Pamuk sonucunu verdi. Print fonksiyonuna şöyle bir giriş yaptık ama zaten bütün program, bütün yazdığımız derslerde, egzersizlerde print'i göreceğiz. Burada önemli olan neydi? Variable'ların büyük harf, küçük harf, duyarlı. Birbirinden de farklıdır. Özet geçiyorum. Len fonksiyonu yazdığımız metinin, makalenin karakter sayısını veriyor. Lower ve upper metodu lower küçük harfle, upper büyük harfle gösteriyor yazdığımız şeyi. Kullanıcıdan ismini alırsak ya da şifreyi alırsak ya da isim alırsak bunları upper'a çevirip ya da lower'a çevirip bir şekilde işlem yaparız. Çünkü kullanıcı baş harfi büyük, ikinci harfi küçük falan yapabiliyor. Bu dersi bitirelim şimdi. İkinci derse devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Teşekkürler.